hoş geldiniz. Bugün Turkuaz programını ben açıyorum. Çünkü bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ben Nisan Çakallı. Nisan hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün ben sana konuk oldum. İyi mi böyle? İyi miymiş böyle? Evet, çok iyiyiz. Peki, heyecan yaptın mı program öncesini? Birazcık. Tamam, şimdi biraz daha sakinledin mi? Bir çırpıda söyledin zaten her şeyi. Hemen ardı ardına böyle gitti. Bir daha açsana programı. Bir daha en baştan bir açsana. Efendim hoş geldiniz. Efendim hoş geldiniz. Bugün Turkuaz programını ben açıyorum. Çünkü bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ben Nisanlı Çakallı. Ha, şimdi daha güzel oldu değil mi? Evet. Tane tane. Neler yapıyorsun? Ne var ne yok? İyiyim. Okula gidip geliyorsun. Evet. Hangi okuldasın? Alaaddin İlkokulu. Alaaddin İlkokulu. Ben sana hafta sonu ulaşıp, ailene ulaşıp dedim ki Nisan Nur pazartesi günü benim programımı açar mı dediğimde annenler de bunu sana söylediğinde heyecan yaptın mı? Yani. Ne yapacağını anlamış mıydın peki? Nasıl bir şey olacak? Yani sorular soracağınızı, açacağımı ve İstiklal Marşı'nı okuyacağım. Ha, İstiklal Marşı da var tabii. İstiklal Marşı neydi? Ne, sen ne yaptın İstiklal Marşı okuma yarışmasında? Birinci oldum. Birinci okulu oldun. Temsil ediyorum. Okulu temsil ediyorsun maşallah sana. Peki nasıl oldu bu? Nasıl çalıştın? Yani babam çalıştı da annem de gayret etti. İkisinin birliğiyle çalıştı. Peki senin bu konuşmadaki kelime hazinenin çokluğu, zenginliği nereden geliyor? Şimdi sen sadece birkaç kelimeyle konuşmuyorsun. Çokça kelime var sende. Yaşına göre, bana göre. Ne diyeyim, anlatabildim mi ben? Ya güzel, evet. Bir Türkçe kullanıyorsun. Beni aratmadın bak programın açılışında. Gayet iyiydi. Benim koltuğumu alır mısın? Peki. Şimdi bana dönebilecek mi? Şuradan da bir genel açılış yapalım. Efendim 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız başta Nisanur olmak üzere. Bugün kendisi bizim misafirimiz oldu. Programımızın açılışını yaptı. Tüm çocuklarımızın günü kutlu olsun diyoruz. Stüdyomuzda kişisel gelişim uzmanı ve yaşam koçu Şule Kaya Demirkıran bizimle birlikte. Kendisiyle bizler birazdan Şule Hanım'la birlikte düşüncelerimizin hayatımıza etkisini konuşacağız. Ama Nisanur bugün biraz daha bizim kıymetlimiz ya, programın açılışında, programın ilerleyen saatlerinde de olmasını istiyorum ama heyecan var. Şimdi kameraya da buradan çıkmaya çalışıyor. Gel çık bakalım buradan da. Ama senin kameran bu ya hani. Evet. Şimdi sen benim açıma giriyorsun. Şimdi sen çıkmak istiyorsan içeriye diyelim ki Nisanur'un kamerasına, Nisanur'u ekrana bir verin diyelim. Bekle. Bak. Şimdi o da yönetmenin işi işte, biliyor musun? Burada kameramanlar çekiyor. Biz sunuyoruz. Yönetmen de ekrana hangi görüntü girecekse onu ayarlıyor. Peki İstiklal Marşı'nı şimdi okumak ister misin? İkinci bölümde mi? Yoksa İkinci bölümde. İkinci, bir daha gelmek istiyorsun yani. Evet. Peki o zaman seni uğurlayalım mı şimdilik? Olur. Peki teşekkür ediyoruz. İkinci bölümde de bize İstiklal Marşı okuyacaksın. Tamam. Haydi bakalım, sen git bakalım şimdi. Biz de hemen, ben şöyle hafiften yerimi alayım, açımı alayım çocuklar. Kurtarıyor muyum? Oh. Oldu mu? Ay konuşamadım da ben. Hadi başlayalım. Güzel oldu, neşeli oldu. Çocuk olduğu zaman bir ortamda, öyle değil mi Şule Hocam? Katılırsınız muhtemelen bana. Bir cıvıl cıvıllık oluyor. Nisanur'un enerjisi de bize yansıdı. Yapabileceğimiz neydi? Buraya mı döneyim? Tamam, peki. Panik yaptık bir an stüdyoda. Çocukların enerjisi, mutluluğu bize yansıyor dedik. Böylelikle de cıvıl cıvıl bir pazartesiye başlamış olduk. Nisanur Çakallı bizim aile dostumuzun evladı. Maşallah diyoruz kendisine. İstiklal Marşı okuması yarışmasında da birinciliği var. Birazdan da o birinciliği gerçekten nasıl hak ettiğini göreceğiz. Ama dönelim. Bugünün gündemi, düşüncelerimiz hayatımıza nasıl etki ediyor? Etki ediyor mu gerçekten? Yani ben kafamda bir şey kuruyorum. Ben böyle anladım. Bu konunun başlığının altyapısını. Kafada kurup bunu kendimize gerçekten problem haline getiriyor muyuz? Doğru mu? Şule Hanım bana gözleri doğruladı. Evet dedi. Bunu konuşacağız. Misafirimiz, konuğumuz ta Ankara'dan geldi. Sabah hızlı treni atladı, sağ olsun. Uzun zamandır biz internet üzerinde kendisiyle bu programa katılması için işte planlar yapıyorduk. Dedik ki nasıl, ne zaman nasip olur, nasıl nasip olur? Bugüne nasipmiş, geldi. Şule Kaya Demirkıran'ı tanıyacağız ve düşüncelerimizin hayatımıza etkisini konuşacağız efendim. Şule Hanım'a hemen bir hoş geldin diyelim. Daha sonrasında programımıza hemen konumuza start vereceğiz. Hoş geldiniz sizler de bu arada. Şule Hanım.
Ankara'dan geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Şule Kaya Demirkıran, kişisel gelişim uzmanı ve yaşam koçu. Ben sizi tanımak istiyorum. Öncelikle kimdir Şule Kaya Demirkıran? Tabii. Aslında her insan gibi ben de kendinizi tanıtır mısınız derinde şöyle bir durup acaba ne söylesem diyenlerdenim. Bu gerçekten zordur çünkü. Hı hı. Kişi o durumda ben kendimi gerçekten tanıyor muyum, tanımıyor muyum sorgulamasına da başlayabiliyor. Aslında bu soru buna da sebep oluyor. Belki ileriki zamanlarda kendini tanımayla ilgili kişilerin çok ciddi derecede farklılıklar yaşamasına da sebep olabiliyor. Hı hı. Ben öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ayağımızın çok mutlu etti beni. O şeref bana ait. Çok teşekkür ediyorum. Ayağımızın tozuyla geldik gerçekten. Sabah hızlı trenle oradan direkt kanala geçerek. Fakat bunlara ben yorgunluk ya da telaş gibi ifadeler kullanmayı çok doğru bulmuyorum. Çünkü içerisinde çok az da olsa bir olumsuzluk oluşturduğu için bizim işte düşünceyle ilgili belki böyle bir şeye sebep olabilecek. Bir şeye sebep oluyor. Kelimelerin de çünkü hayatımıza çok büyük önemi var. Bunlar hareketlilik, bunlar heyecan, öyle adlandırmak gerekiyor. Çünkü bu yorgunluklar, yorgunluk dediğimiz için bu şekilde ifade edeyim. Bir kahve içtiğinizde, işte biraz uzanıp dinlendiğinizde geçiyorsa çok yorgunluk ya da telaş gibi de adlandırmamak gerekiyor. Kelimelerin gerçekten hayatımızda çok büyük önemi var. Bunlara konuşacağız inşallah. Onun öncesinde ben kendimden kısaca bahsedeyim. Ben Ankara'da yaşıyorum. NLP eğitimleri ve yaşam koçluğu, eğitimleri veriyorum ve yaşam koçluğu yapıyorum. Hı hı. Çalışmalarıma Ankara'da devam ediyorum. Tabii farklı yerlerde, farklı şehirlerde de çalışmalar ve talepler oluyor. Bunları da değerlendiriyoruz bu anlamda. Televizyon programlarını konuk olarak davet ediyor programcılarımız. Buna layık görüyorlar öncelikle. Onun için de hepsine hem sizin adınıza hem onlara teşekkür etmiş olayım. Hı hı. Bunun dışında evliyim, bir çocuk annesiyim. Allah bağışlasın. Ona da zaman ayırma ile ilgili, evet günümün büyük bir kısmını da çocuğuma da ayırmaya ve onunla ilgilenmeye de çalışıyorum. Ama yorgunluk ve telaş diyemeyeceğim. Fakat hareketli ve bu hareketliliği sevdiğim gerçekten bir hayatım var diyebilirim. Allah kolaylık versin, güç kuvvet versin. Hepimize. Zor haliyle. Şimdi WhatsApp'tan soru alacağız ama telefon bağlantısıyla soru almayalım diyoruz bugün. Neden çok daha çok böyle muhabbet edelim? Bizimle paylaşmak istediğiniz sorularınız, bizimle paylaşmak istediğiniz düşünceleriniz, yorumlarınız varsa WhatsApp'a yazınız efendim. WhatsApp numaramızla hemen ekranın şurada sağda yazıyor, yeşille yazan. 0, ben ezberleyeyim, 552 232 73 23 ezber değilim dedim ama ezber olduğum ortaya çıktı. Buraya da yazabilirsiniz, onu da bir söyleyelim. Düşündüğümüz şey hayatımızı gerçekten etkiliyor mu? Bunu bir irdelemek lazım. Bunu konuşacağız ama şimdi kişisel gelişim uzmanı ve yaşam koçu. Kişisel gelişim ne demek? Ben bunu bir açmak istiyorum çok kısa da olsa. Bunu gerçekten anlayabildik mi toplum olarak? İdrak edebildik mi? Bunu irdelemek istiyorum. Kişisel gelişimde ne anlamamız lazım doğru şekilde? Aslında bizim eğitimlerini vermiş olduğumuz alan NLP, Neuro-Linguistic Programming kelimelerinin baş harflerinden türetilmiş bir isim. Bir değişim modeli aslında, hı hı. Bir davranış modeli. Bugün aslında halk arasında kişisel gelişim olarak bilinen alandır NLP. Tarihi çok eski diyebileceğimiz bir geçmişe sahip değil. 1970'li yıllarda bizim hayatımıza girmiş. Ondan öncesi de var aslında. Hani NLP'nin temelinin atıldığı, işte oluşumunun katkılarının sağlanmış olduğu alanlar ama onlara çok girmeye gerek yok. Kısacası NLP olarak bizim bildiğimiz alan 1970'li yıllarda hayatımıza giren. Aslında ben NLP'yi şöyle tanımlıyorum. Bunu da anlatabilme fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ederim. Çünkü çok yanlış anlaşılmalar ve yanlış yönlendirmeler de olabiliyor. Hı hı. Her alanda olduğu gibi bu alanda da maalesef onu yanlış yansıtan ya da yanlış yapan insanlar olduğunu düşündüğüm için buna da değinmiş olalım. Şimdi kişisel gelişim ismi tabii tartışıldı. Bir zaman çok bir furya gibi dünya genelinde de tüm ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de bir kişisel gelişim rüzgarı esti. İnsanlar bununla ilgili çok ciddi faydalar gördü o dönem. Fakat sonrasında bunun zararlarından bahsedildi. İşte o alanda yanlış şeyler yapıldığı için aslında bu yanlışlara belki değinildi.
Bana hep soruluyor Rümeysa Hanım, işte niye kişisel gelişiyoruz? Toplum olarak gelişmemiz gerekmiyor mu? Yani niye bunu bireye indirgiyorsunuz? Niye ego oluşturuyorsunuz? Çünkü bireye indirgediğiniz zaman insanlar benlik duygusuyla egoyu algıladığı için ki ben egoyu böyle algılamıyorum. Bakış açısıyla da tamamen bence değişebiliyor. Bunlara sebep olunuyor diye söylüyor ama ben bunlara sosyal medya hesaplarımda da aslında bir açıklık getirmiştim. Bir dönem çok fazla sorulduğu için hepsine toplu bir cevap verme açısından. Buna bir bununla ilgili bir yazı yazma gereği hissettim. Şimdi kişilik, kişisel gelişimden kastedilen aslında kişilik gelişimidir. Yani kişiliği gelişmiş bir insan zaten temelde kendisinden oluşuyor. Hı hı. Toplumlar bireylerden oluşuyorsa eğer, biz kişisel olarak bu olguyu, bu gelişimi, bu karakter oluşumunu eğer kendi benliğimize yapamadıysak bir araya geldiğimiz zaman toplumsal olarak da zaten sağlayamadığımızı düşünüyorum. Onun için eğitimdir, karakterdir, davranıştır. Bunların öncelikle kişilikten ve kişiden başlaması taraftarıyım ben. NLP'nin tabii bu alanda daha farklı yollara sebep olma gibi bir adımları da oldu bu yıllar içerisinde. Zararlarından bahsedildi. Çünkü ego şişiriliyor. Kişisellik oluşturuluyor. Motivasyon adı altında aslında insanlara tabiri caizse pohpohlanma yapılıyor gibi söylemlerle tabii oluyor ama bu değil tabii. Bu tamamen iyi bir eğitim almış eğitmenle alakalı. Kişinin egoist olmaması da zaten kendi kişisel gelişiminin bir parçası değil midir? Yani kişisel gelişimi gerçekten iyi bir yerde olan kişi egoist olmaması gerektiğinde farkında olması gerekmiyor mu? Tabii ki, tabii ki. Ama bu denge ve ölçü sınırlarını doğru çizemeyen insanlar aldıklarını belki de aslında şöyle bir şey de var. Hani hep deriz ya ben anlattıklarımdan sorumluyum. Anladıklarınızdan değil. Karşıdaki insanlar anladığını yansıtıyor. O yansıtma sonucunda sizin eğer sağlam bir benlik olma gibi bir çalışmanızı, böyle bir söyleminizi egoizm, narsizm ya da farklı şekilde algılamaları çok normal. Ama siz onu veriyor musunuz? Önemli olan odur bence. Ve bu tamamen eğitmenle alakalı diye düşünüyorum. Çünkü sadece insanları motive ederek ya da sen yaparsın, sen başarırsın, sen şöylesin, sen böylesin diyerek olmak istedikleri hayatı, olmak istedikleri yere ya da toplumda olması gereken o sağlam birey dediğimiz o benlik sahibi bireye bence ulaştıramazsınız. Hadi konu konuyu açıyor tabii, çok farklı alanlara da giriyoruz ama ben özellikle bunu belirtmek istiyorum. Ben sizin anlattığınızdan şunu anladım. Yanlışım varsa düzeltin ama kişisel gelişim uzmanı adı altında bireyleri sadece sen aslansın, sen paşasın, sen süpersin gibi bir şişirmeyle kişisel gelişim eğitimi veriyorum diye kişi öyle bir kendisini konduruyor ki ben mükemmelim havasıyla böyle omuzlar kabarıyor falan, bir yere kendini konduruyor. Demek istiyorsunuz ki zannedersem kişisel gelişim bu demek değildir. Mütevaziliği de barındıran, egoizmi barındırmayan, egoist olmayan, sert olmayan, daha mülayim, daha sakin bir, işte sizin de ne kadar niteliği daha içine koyarsınız bilemem. İstediğimiz şey küçük dağları tövbe aşağı ben yarattım havasında olan bir insan tipi değildir bizim hedeflediğimiz. Diyorsunuz diye düşünüyorum. Doğru mu anlamışım? Kesinlikle öyle. Hatta şunu söyleyeyim. Yani bunun kaynaklandığı sebebin ben şu olduğunu düşünüyorum. Evet, kişisel gelişim, psikoloji aslında birçok insanın isterse meslek olarak yapmak istediği veya ilgi duyduğu, hobi olarak da ilgi duyduğu bir alan olabiliyor. Çünkü bizi ilgilendiriyor. Siz psikolojik bir problem yaşadığınızda, ruh dünyanızda, duygularınızda ne yapıyorsunuz? Başvurmanız gereken alan burası zaten. Ya psikoloji ya kişisel gelişim. Fakat şöyle bir şey var. Çok fazla kişisel gelişim kitabı yayınlandı dünya genelinde, ülkemizde. Fakat bunu okuyup ben kişisel gelişim uzmanıyım diye çıkan insanlar gördüm ben. Ben NLP eğitmenliği sertifikasına sahip bir eğitmenim ve verdiğim eğitimlerde eğitimcilere bu sertifikalardan yine veriyoruz ve bu sertifikaların uluslararası geçerliliği var. Şimdi o zaman şunu soruyorum ben. Bu şekilde insanlarla karşılaştığınızda ha bir problem var farkındaysanız eğer mutlaka sertifikasını görmek isteyin. Çünkü odur zaten belge. Bunun taklidi yok. Bunların kayıtları var çünkü.
NLP merkezine bizim kayıtlarımız var. Kişisel gelişim kitaplarıyla da NLP eğitmenliği olunmuyor. Yaşam koçluğu olunmuyor. Çünkü eğitimler çok çok farklı. NLP eğitimlerini ben inanın insanın kendini tanıma eğitimleri olarak adlandırıyorum. Çünkü her eğitimde ben de bir şey öğreniyorum. Her eğitime katılan insanlar mutlaka bir şey öğreniyor çünkü kendinizi tanıyorsunuz. Hı hı. Kendinizi tanımak sadece yapabildiklerinizi bilmek demek değildir. Sadece başarabildiklerinizin farkında olmak değildir, sınırlarınızı da bilmektir. Neye zaafınız var, hangi tarafınız güçlü, neye haddiniz var, neye haddiniz yok. Hani o denge ölçüsünü de bence doğru okunursa eğer, aslında burada da çok öğrenilecek şey var. Onun için bunları da kısaca hani belirtmiş olayım. NLP eğitimleri aslında bir davranış modeli oluşturuyor. Bir değişim modeli oluşturuyor. Bu değişim kişilerin niyetine göre, bu çok çok önemli. Düşünceden önce ben hep niyetin geldiğini düşünüyorum. Niyetine göre kişilerde gerçekten çok büyük bir değişim oluşturuyor. Bu teknikler NLP zaten görsel, işitsel ve dokunsal demiş olduğumuz o insan sınıflarının yaşamış olduğu problemlerle ilgili onları nasıl olumluya çevirebilirim? Hatta şunu söyleyeyim, değiştiremediklerinizi dönüştürebilme sanatı diyorum ben NLP için. Çünkü gerçekten böyle ama siz onu doğru okursanız her şey öyledir. Eğer niyetiniz farklıysa siz onu o niyete göre zaten yönlendiriyorsunuz. Hmm. Ama niyetiniz gerçekten ben işte o sağlam birey olayım, o sağlam benliğe sahip olayım ki bu sağlam benlik içerisinde özgüven vardır. Özgüven sadece böyle kibir anlamında değil. Tabii yani kendine güven vardır. İnsanın kendinin farkında olması her anlamıyla. Dediğim gibi hem olumlu hem olumsuz yönleriyle aslında kişi kendini tanıyor ve bunu doğru okuyan insan zaaflarını fark edip onları güçlendirmeyi tercih ediyor. Sağlam yönlerinin farkına varıp onların üzerine daha da eklemeler yaparak tabir caizse aslında onlara bir çelik yelek giydirmiş oluyor. Ve o sağlamlığı korumaya yönelik bir şeyler yapmış oluyor. Böyle adım atılmış oluyor. Ben böyle görüyorum. Böyle tanımlıyorum. Böyle de anlaşılsın istiyorum. Onun için bunlarla ilgili çok fazla da aslında detaylı şeyler paylaşmaya çalıştım. Kişisel gelişim oturup konuşsak 3 program seri yaparız. Kesinlikle çok derin. Nereden kesinlikle başlar, nasıl devam eder, içeriğinde ne vardır? Bir kişisel gelişim böyle hani 10 dakikalık değerlendirmeye sığdırılamayacak bir derin konu. Ama hani sizinle bugün için niyet aldığımız şey düşüncelerimizin hayatımıza etkisi olunca ben bir an önce konuya gelmek istiyorum. Ha konu başlığını değiştirip tamamen kişisel gelişim konuşmak da bizim elimizde ama niyetimizi onu aldık, onu işleyelim. Eğer ki davetimize icabet ederse bir gün de gelsin bize kişisel gelişimle ilgili bir İnşallah, program yapalım büyük bir zevkle, diyoruz. Şimdi Ankara'da olunca çık gel demek de illaki maddi manevi meşakkat. Gerçi kelimelere çok şey yapmayalım dedi programın tabii başında. Tabii çok Şule dikkat edelim. Öyle. Tatlı bir telaşla diyelim öyle. Eğer ki gelirse bir gün de kişisel gelişimi konuşalım İnşallah, istiyorum. İnşallah tabii ki. Büyük bir zevkle. Düşüncelerimizin hayatımıza etkisi. Bizim yazı bandımızda da yazıyor. Düşündüğümüz gerçekten benim programın en başında dediğim şey, gözlerinizi onayladınız bana bir bakış atarak. Kuruyoruz ya biz hanımlar olarak böyle sürekli. Şöyle miydi böyle miydi böyle içeride bir şey sürekli çalışıyor. Olay o değilse bile biz öyle mi görüyoruz sonrasında? Bunu böyle bir anlayalım mı? Tabii aslında düşünce nedir ve bizim hayatımıza nasıl yer buluyor gibi de başlayabiliriz. Hı-hı. Çünkü bu anlatımın sonu oraya gidecek zaten. Şimdi düşünce dediğimiz etmen psikolojideki anlatımıyla, biz zaten bugün psikolojik yönünü konuşacağız ama bizim hayatımızda da aslında olumsuzluk yönüyle çok fazla ön planda olduğu için sözlüklere de böyle işlemiş. Bizim sözlüklerimizde düşünce, tasa, endişe, korku, kaygı, tedirginlik gibi ifadelerle adlandırılıyor ve çok enteresan aslında. Çünkü düşünce sadece bundan ibaret değil. Düşünce doğru deyince kara düşünmek gibi bizde algılandığı için atasözümüzde de var ya, ayağını sıcak tut, başını serin, düşünme derin derin deriz. Hı hı. Ama düşünce esasında psikolojik boyutuyla dış etmenlerin bizim zihin dünyamızda oluşturduğu sonuçlar. O sonuçların aslında oluşturduğu her bir etmen. Bu nedir? Düşüncenin arkasında ne var? Düşüncenin arkasında duygular var. Yani ondan sonra gelen aslında bağlantılıdır. Düşünceler, duygular ve eylemlerimiz birbiriyle ilintilidir. Bana soracak olursanız bunların öncesinde de niyet var. Çünkü niyeti sadece iyi tutmak değil aslında. İyi niyetle insanlar birçok hata da yapabiliyorlar. Niyetinizin iyi olması değildir. Niyetinizin doğruya niyet edilmiş olması.
güzele niyet edilmiş olması, yapıcı olana niyet edilmiş olması, iyiye niyet edilmiş olması sadece yeterli değil. Çünkü birçok insan yaptığı hataları zaten farkında olmadan yapıyor ya. Sonrasında söylediğiniz zaman ne diyor? Ben zaten iyi niyetli yaptım. Hani kötü bir niyetim yoktu gibi. Ama niyetimizin doğruya, güzele ve yapıcı olmasına çok çok dikkat etmek gerekiyor. Bu yöndeki niyet bizim işte biraz böyle düşüncemize etki ediyor. Siz kötü bir şey düşünürken farklı bir eylemde bulunamazsınız. İşte duygulara böyle dönüşüyor. Düşünceler, eylemlere de bu şekilde dönüşüyor. Bizim gördüklerimiz, duyduklarımız, onların bizde oluşturmuş olduğu hisler niyetten sonra bizim zihin dünyamızda bir akış oluşturuyor. Bu akış hiç kesilmiyor, hiç sekteye uğramıyor, kesinlikle boşluk oluşturmuyor ve bu akışın sağlamış olduğu her bir etmene düşünce deniyor psikolojide. Bir araştırma sonucuna göre yetişkin bir insan bir gün içerisinde zihninden 60 bin ile 80 bin arasında bir düşünce sistemine sahip. Ama şöyle bir çalışma da yapılmış. Bu 60 ile 80 bin arasındaki düşüncenin %80'inin biz negatif yönde kullanıyormuşuz. Yani siz her gün işte 60 bin düşünceyi ele alalım. 48 bin negatif düşünce düşünüyorsunuz. 12 bin pozitif düşünce düşünüyorsunuz ve ne oluyor? Terazi kefesi değişiyor. Şimdi bu dengelenmediği ve eşit olmadığı zaman, negatiflik daha ağır bastığı zaman bu bizim hayatımıza tamamen yansıyabiliyor. Günümüze yansıyabiliyor. Belki bu günler alabiliyor, belki haftalar alabiliyor, belki yıllar alabiliyor. Bu negatif düşünce devam ettiği süre içerisinde ve siz bunun sonucunda onunla ilintili bir duygu yaşıyorsunuz ve o duyguyla ilintili de bir tepki veriyorsunuz. Şimdi şurada biz gülerken, böyle mutlu mesut bir şeyler konuşurken surat asabilir misiniz? Ya da karşınızdaki insanlara böyle bağırıp çağırabilir misiniz? Hayır. Çünkü zaten mutlu düşünüyorsunuz. Tabii o duyguyu yaşıyorsunuz ve o duygunun sizde oluşturmuş olduğu sonuç başka olmayacaktır. Ama negatif bir ruh halindeyken o düşünceden dolayı içinizden işte olumsuz kelimeler konuşurken, olumsuz cümleler sarıp gerek kendinize gerek problem yaşadığınız insanla sürekli olumsuz bir iç sesiyle konuşurken karşınıza çıkan ilk insana bağırırsınız. Tepkiniz böyle olur. Çünkü orada birikti ve geldi, kime denk geldiyse onun şansına o orada vuku bulmuş oldu. Mahatma Gandhi'nin ifadesi vardır ya, düşüncelerinize dikkat edin, davranışlarınıza dönüşür. Davranışlarınıza dikkat edin, duygularınıza duygulara dönüşür, duygular davranışlara dönüşür, davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınıza dönüşür. Alışkanlıklar değerlere, değerler karaktere, karakter kadere dönüşür. Hani bu belki birçok şeyi anlatıyor, çok fazla özetliyor ve konuşacağımız birçok şeyi de aslında özetliyor. Sitem Bey'in de bir ifadesi var. Ben onu ilk okuduğumda çok enteresan bulmuştum. Aklımın içinde adım atacak yer yok diye bir ifadesi var. Yani çok ciddi bir düşünce bombardımanı altında kendini ifade etmiş olduğu cümle bu. Birçok insan bunu yaşıyor. Belki bununla ilgili çok soru gelecek. Buna bağlantılı olarak çok şey söyleyecek izleyicim. Çünkü her insanın problemi bu. Biz önce kötüyü düşünme taraftarıyız. Bunun aslında iki sebebi var. Birincisi, bize çok küçük yaşlarımızdan itibaren bizi yetiştiren annemiz, babamız veya kimin hani himayesi altında büyüyorsa, onların bize aslında farkında olmadan öğretmiş oldukları bir öğrenilmiş çaresizlik durumu bu. Ve bu koruma altı, adı altında yapılıyor. Bir çocuk büyürken o gelişim süresi içerisinde binlerce kez olumsuz kelimeye maruz kalıyor. Suyu dökme, koşma, yapma, etme, gitme vesaire. Bu kelimelerin öneminden bahsettim ya, onu aslında bizim NLP'de yeniden çerçeveleme dediğimiz bir teknik vardır ve o kelimeyi aslında aynı şeyi söyleyerek bambaşka bir şekle sokma yöntemidir o. Bambaşka bir şekilde değişime yöntemidir. Suyu dökme yerine dikkatli getir. Koşma yerine dikkatli yürü. Bakın, yönlendirmiş oluyorsunuz. Öbür taraftan engelliyorsunuz ve olumsuz bir şekilde engelliyorsunuz. Ve çocukların bilinçaltı bu kelimelerin sonlarındaki m ve ma eklerini duymuyor. Yetişkinler olarak biz bile duymuyoruz. Çünkü bize bile biri bunu yapma dediğinde, bana bakma dediğinde bir insan bakıyorsunuz. Ben sana bakma demedim mi diyor ondan sonra. Ve çocuklar da bunu böyle algılıyor. Bu en çok kafelerde olur. Diyelim ki Şule Hanım'la ikimiz gittik kafeye. Bir örnek vereyim de şöyle biraz daha anlaşılır hale getireyim. Ben derim ki Şule Hanım, yan masada bizim televizyon camiasından bir arkadaş var. Ben sizi birazdan tanıştırayım. Siz şu an bakmayın ama ben birazdan sizi tanıştırırım.
gibi bir şey söyledim. Ve ben bakarım. Ben burada en kibarını anlattım. Burada artık eşarbına bak. Yan taraftaki kızın eşarbı, gözlüğü, takısı, arabanın anahtarı bilmem ne bir şeyler. Ben daha uygun halini söyledim. Dedim ki Şule'm, yan masada bir arkadaş var bizim mecradan. Ben sizi tanıştırayım ama şimdi bakmayın. Bak, hemen anladı ya, hemen bir kafa çeviriliyor. Çünkü değil mi? Bak olarak algıladı. Bizim bilincimiz de öyle algılıyor ve çocukların bilinçaltı bunu bu şekilde algılıyor. Bunun sebebi de şudur. O bilinçaltı aşamasının ayrımını ve o sistemi çocuklar henüz bilmediği için. Çünkü bizim bilincimiz mantıklı şeyleri kabul ediyor ve mantık çerçevesinde işliyor. Ama bilinçaltı öyle değildir. Bilinçaltınız ne veriyorsa alıyor. Ne veriyorsanız alıyor. Ne veriyorsanız alıyor. Ne düşündüyseniz orada depolanıyor. Şu bilinçaltının orada bir duralım. Tabii. Telefonumuz varmış. Bir alo diyelim. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Buyurunuz. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ben seni çok beğeniyorum. Künde de sana. Evet. Teyze diyorum, dinliyorum, beğenerek. Teşekkür ediyorum. Ellerinizden öpüyorum. Allah razı olsun. Ben Konya'dan arıyorum. Buyurunuz. Pembe Işık benim. Buyurun Pembe ablacığım. Ben bir sorum olacak. Tabii bir ki. Hanımından ayrıldı. İki çocuğu var. Biri askerde, hasta yatıyor. Evet. Çok zor durumdayım. Yani yaşım da 80'e yakın. Hı. Ne yapmam lazım? Sabır diyorum. Sabır istiyorum Allah'tan. Şimdi bir daha durumu anlatabilir misiniz? Bak. Bir evladım var. Evet. Bosna'da oturuyor. Arzuyla ayrıldılar. İki tane çocuğu var. Çocuğun biri kalp krizinden vefat etti bir sene. Ondan sonra biri de askerde şimdi kalp krizinden yatıyor. Bu tutkulak hastası oldu. Çok eziyet ediyor. Annesine. Yaşındayım. Nasıl yapabilirim? Allah'a dua ediyorum. Rabbim. Önerim var mı? 3 ayların yüzü suyu hürmetine, yaklaşan Ramazan'ın yüzü suyu hürmetine inşallah. Güç, kuvvet, sabır versin. Zor. İmtihan dünyası ama herkesin imtihanı farklı Pembe teyzem. İnşallah Rabbim bir kolaylık versin diye ben elimden gelen duayı yapayım. Ama Şule Hanım, bu konuda size belki söyleyeceğim şeyler vardı. Soruyu anlayabildiniz mi? Hani bir ailesel durum var. Eşinden ayrılmış bir evladı var. Pembe ablamızın bir de torunlar var. Torunlar anneye sıkıntı veriyor. Ben 80 yaşındayım, nasıl yardımcı olacağım bilemiyorum. Aile zor durumda diyor. Ne yapabilirim diyor. Aslında kendisi için değil, Pembe teyzeniz çocukları için arıyor daha çok. Ama şimdi bu gidişatın tabii bir yerde dur denilmesi gerekiyor. Çünkü bir boşanma söz konusu ve bu zaten hem eşler için her ne kadar buna hazır olunmuş hissedilse de bireyler, çocuklar için de her çocuk için geçerli olmayabilir ama genel anlamda bir travma oluşturabiliyor. Bunun etkileri toparlanamazsa eğer hem öncesinde hem sonrasında çok ciddi şekilde hayatları etkileyebiliyor. Ben Pembe ablanın söylediğinden çocukların yetişkin ve anneye şu an eziyet ettiklerini anladım. Yani belli bir yaşa gelmişler. O çocuklar da zannedersem anneye biraz sıkıntı veriyorlar. Zannedersem arada kalan anne olmuş şu an. Eşinden boşanmış olan annemiz. Çocuklardan yana dertli. Zaten eşi yok. Pembe ablamıza ben kızıma nasıl yardım edebilirim? Ne söylesem fayda verir acaba diye bizden bir çare bulmak için. Tabii yani burada söylenecek şey şu, aslında mutlaka bir destek alınacak. Kendileri bunu çözemiyor belli ki. Mutlaka bir profesyonelden yardım alınsın, destek alınsın. Yani durum değişmese bile, bakın bulunduğunuz ortam değişmese bile sizin bakış açınız eğer o olaya değişirse, dedim ya ben değiştiremediklerinizi dönüştürebilmeyi öğrendiğiniz zaman bu kadar sıkıntı yaşanmamaya başlıyor. Ama mutlaka bir uzmana gidilsin. Tabii önce bunu kişinin kendi kabul etmesi gerekiyor. Teyzemiz kızıyla konuşabilir. Böyle bak bir destek alabilirsin. Hani bu farklı bir anlamda adlandırılmamalı. Artık onları aştık biz ülke olarak çok şükür. Deli doktoru falan deniyordu biliyorsunuz, psikologlara, psikiyatrlara. Böyle bir şey yok. Daha iyi olma adına. En azından çok daha duygularını, düşüncelerini ve o davranışlarını güçlendirerek ayakta kalma mücadelesinde çok çok yardımcı olur diye düşünüyorum. Önereceğim bu olur. Yani şu aşamada çünkü birebir konuşamadığımız ve görüşemediğimiz için bir şey de söyleyemiyoruz. Mutlaka bir ön bilgiye sahip olmak gerekiyor. Bir anlatılabilir kadarıyla. Anlatılabilir kadar olanıyla ben bunu önerebilirim. Bir de ben sizin söylediklerinize ek olarak eğer ailedeki huzursuzluk ciddi manadaysa, yani televizyonda telefon bağlantısı sırasında söylenebilecek şey var, söylenemeyecek şey var Rümeysa diyorsanız, Pembe ablamın örneği gibi birçok örnek vardır beni dinleyen, benim sesimin ulaştığı, Türkiye'de yaşayanlar için. Alo 183, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yardım telefonu.
için hele ki kadınların, hele ki şiddet gören, hele ki baskı gören, hele ki zor durumda olan kadınlarımızın yanında olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız var. Sağ olsunlar. Onların memurları geliyor. Sizin durumunuzun şartlarına göre onlar size bir kolaylık sağlıyor. Size sıkıntı veren çevrenizde her kimse, babanızdan şiddet görüyorsunuz. Bunları daha önce kadına şiddet programına çokça dile getirdik ama eğer ki bir şiddet konusu varsa, eğer ki buna benzer baskı, farklı şeyler varsa Alo 183'ü arayıp kendinize yardım çağrısında bulunabilirsiniz. Koruma alabilirsiniz. Size bu eziyeti, bu baskıyı veya şiddeti Allah saklasın yapan eşiniz, babanız, erkek kardeşiniz veya taciz durumları varsa neler neler oluyor tabii duyuyoruz. 183 aradığınız zaman, bilgi verdiğiniz zaman size yardımcı oluyorlar. Bunu da söylemiş olalım. Konu biraz daha kadınların problemlerine dönüyor gibi oldu ama işte bizim anlattığımızdan herkes kendisine bir çıkarım yapabiliyor ve diyor ki şu konu sanki benimle böyle güzel olacak. Ben de buna bunu sorayım diyor zannedersem. Reklama mı gitmemiz lazım? Abla telefonla bir bak diyorlar. Ben bir telefonuma bakayım bir saniye. Ne diyorlar? Peki. Birazdan reklama gitmemiz lazımmış. Onu söylüyorlar. Ben şimdi kameraya bakınca onları fark edememiştim. 5 dakika sonra reklama gideceğiz. Bunu da söylemiş olalım. Pembe ablamız gibi olan ablalarımıza, kardeşlerimize. Alo 183 aklınızda olsun diyelim. Şu son 1. bölümün son 5 dakikasında. Düşünceyi bir toparlayalım. Ben bir sorum var. Tabii. Şimdi şu bizim kafamız ya. Benim gözümde canlandırdığım kafanın içinde bir halka sürekli dolanıyor. Bunun içinde de günde kaç tane düşünce geçiriyorduk? 60 bin, 80 bin. 60 bin ile 80 bin bir arası. İçinde bir bant var. Bu bantın içinde 60 bin ya da 80 bin adet düşünce böyle sürekli dönüyor. Şu ön tarafa hizası gelen benim aklıma böyle gözümün önünde canlanıyor bilmem ne. Onu bir kaydırıyorum. Sonra öbürü geliyor. Hani içindeki çark sürekli dönüyor mu? Böyle mi oluyor? Hani bu benzetme tabii ki içinde bir şey dönüyor diye değil. Ama sürekli kafamızda bir şey dönüyor ya böyle. Bir furya, düşünce furyası devam ediyor. Ona benzer bir şey. Yani birini bitiriyoruz, birine başlıyoruz düşünceleri. Durmuyor. Yani bazen işte bir söz söylediniz. Kafamın içinde adım atacak yer yok. Bazen şunu hissedebiliyoruz. Kafamın içindeki hengameden yoruldum diyebiliyoruz bu, bazen. Zaman zaman farklı şekillerde sizin zihninizde canlanabilir. Bazen bunu bir gülle gibi hissettiğini söyleyen, anlatan danışanlarım var. Bazen işte bir sanki çok ağır bir metalin oraya yapıştırılmış olduğunu ve sanki çıkarmak istiyor, çıkaramıyor gibi ifadeler var. Aslında bu kişilerin kişilik tipleriyle ilgili ipuçları veriyor. Görsel, işitsel ya da dokusal olmasıyla ilgili. Bunlarla ilgili çok teknik var, emin olun. Ve birkaç uygulama sonrasında tamamen bu düşünceden ve bu duygudan kurtulabilir teknikler vardır NLP'de. Öyle bir şey, bunu yaşayan insanların kesin çözümü olur, emin olun. Onu önerebilirim yani. Mutlaka bu durum destek almayı gerektiriyor. Bu destek kötü anlamda anlaşılmasın. Çünkü sürekli şurada böyle bir ağırlıkla oturduğunuzu düşünün. Yani bir saat, iki saat, üç saat, dört saat ne kadar dayanabilirsiniz? Bu düşüncenin varlığı da aslında onu oluşturuyor. Bu düşüncelerin sizin çokluğunda kafamız ağrı giriyor mudur? Tabii baş yani ağrısı, böyle taş, başımız yorgun gibi, zihni yoruyor gibi. Olumsuz düşünceler zihni yoruyor. Olumlularla ilgili böyle bir şey yaşamıyoruz. Olumlular sizin yerinizde durmamanızı sağlar. Olumlu düşünceler sizin sürekli hareket halinde olmanızı sağlar. Çünkü bir eylem halinde olan insan mutlaka iyi bir şeyle ilgili bir eylem halindeyse onunla ilgili olumlu bir şey düşünüyordur. Şimdi siz mesela akşam yatıyorsunuz, yarın program var, şu olacak, bu olacak falan diye bu uyku saati bile gecikiyor ve sabah böyle zıkkın gibi kalkıyorsunuz yataktan. Niye? Çünkü benim yapacak bir işim var. Bu, şunu da tavsiye ederim. Bu şekilde belki soru da gelebilir ki genelde zaten birçok insanın problemidir. Yataktan kalkacak mecali kendimde bulamıyorum diye tarif eder birçok insan bunu. Ya da işte 10 saatte uyusam dinlenemiyorum. Kafanızdaki düşüncelerden kurtulmadıkça, o kafanızdaki karmaşa çözümlenmedikçe hayatınızda yaşadığınız, bedeninizde yaşadığınız, yaşamınızdaki bütün insanları da etkileyecek şekilde hayatınız olmaya devam edecektir. İşte o düşünceleri nasıl çözeceğiz? Ya bunun çok küçük dokunuşları var Rümeysa Hanım. Yani çok böyle saatler süren, günler süren uygulamalar değil. Küçük küçük dokunuşlar aslında bunlar. NLP'de sayısız teknik var bununla ilgili. Sizin yaşamış olduğunuz o her olayla ilgili, her düşünceyle, her duyguyla ilgili, o duyguya ve düşünceye yönelik vermiş olduğunuz tepkiyle ilgili yapabilecek
Emine, bunun ayrı ayrı teknikler var. Bunları uyguladığımız birçok insan, yani ben bunları yıllarca niye yaşamışım, niye taşımışım diye soruyorlar en sonunda. Ve bu çok da uzun, dediğim gibi, seansları almıyor. Kişilere göre değişebiliyor. Ben bu uygulamalarla bir seansta gerçekten çok yıllar önce yaşamış olduğu ve hala unutamadığı, affedemediği birçok olayları unutan insanları da gördüm. Birkaç seansa sürebiliyor. Bu tamamen sizin o olayı bırakıp bırakmamanızla alakalı, değişime açık olup olmamanızla da alakalı. Değişime açık olan insanlarla bizim çalışmalarımız çok daha kısa sürede ve çok daha net sonuçlar veriyor. Emin olun. Biz biraz da büyütmeyi seviyor muyuz? Mizac olarak, hele ki kadınlar, ufacık bir şeyi büyütüp böyle huzursuzluğu içimizde besleyerek böyle kendimizi Allah'ın kıvamına getirmek hoşumuza mı gidiyor? Biz bunu öğreniyoruz. Yani tabii üzerine de ekliyoruz. Bizi böyle yaratmadı ama biz, hı-hı, küçük bir şeyi, kağıdın şurası niye katlandı diye öyle bir hale getiriyoruz ki, niye kağıt üretiliyor kardeşim noktasına geliyoruz. Kağıt niye lazım ki zaten? Bizim yaratılışımızda, yani Rabbimizin bizi yaratmış olduğu muazzam zihnimizde, bedenimizde, düşünce dünyamızda aslında biriktirmek yok. Biz bunun tam tersini yapmaya çalıştığımız için bu kadar sıkıntı yaşıyoruz. Mesela beden sistemimizde, bakın ben bunları hep eğitimlerde de anlatmaya çalışıyorum. Daha önce katılmış olduğum televizyon programlarında da anlatmaya çalıştım. Bunun anlaşılmasının önemli olduğunu düşündüğüm için aslında paylaşıyorum. Şimdi yiyoruz, içiyoruz gün içerisinde. Ne yapıyoruz? Bizim sindirim sistemimiz onu sindiriyor, ayrıştırıyor, bütün organları ne lazımsa dağıtıyor. Fazla ve boşaltım sistemi fazla ve gereksiz olanları atıyor. Şimdi bunun tam tersi olduğunu düşünün. Şimdi siz yiyorsunuz, yiyorsunuz ve birikiyor. Yiyorsunuz, yiyorsunuz ve birikiyor. Bu midede çok ciddi bir zafiyet, çok ciddi bir mide rahatsızlığı ve ölümle sonuçlanabilecek bir noktaya götürür aslında insanı. Orada bırakmak gerekiyor. Bırakmak da öğreniliyor Emine Hanım. Bunlar söylenecek kadar, işte söylendiğim kadar kolay değil aslında. Ama yolu ve yöntemi var mıdır? Evet, vardır. Bunlar öğrenilebilir mi? Öğrenilir. Biz her şeyi öğreniyoruz. Gün içerisinde aldığımız, yani düşünceli olarak aldığımız şeyleri, bir faydasız olanları bırakmayı mı beceremiyoruz? Tabii ki bunu biriktiriyoruz. Ya bunun, şu benim faydalım, şu benim faydalım. Ama şunlara da gerek yok deyip bir kenara atmayı... Biz bunu kurgulayarak da yapıyoruz. Aslında bunun şöyle bir sebebi var. Hep olumsuzu düşünmeye meyillidir dedik ya insan. Rabbimiz bizi böyle yarattığı için değil aslında. Bu bizim öğrendiğimiz bir şey. Şimdi bunun altında yatan sebep korkudur. Korku, hı hı, zihnimizin amigdala bölgesinde oluşturmuş olduğu, üretmiş olduğu bir hormon. Ve biz bunu tüm hayatımıza yayıyoruz. Aslında bu bizim zihnimizin olası bir tehlikelere karşı, karşıdan gelebilecek olan o her şeye bizi koruma amaçlı yapmış olduğu bir tedbir alma diyelim. Ama biz bunu genelliyoruz, tüm hayatımıza yayıyoruz ve olur olmaz her şey için aynı şekilde korku yaşamaya başlıyoruz. Olmuş olan şeyler içinde yaşıyorsunuz. Yani geçmişte bir deneyiminiz oldu diyelim. Bir olumsuz bir şey yaşadınız. Birinden bir şey rica ettiniz, size yardımcı olabileceğini düşündünüz. Hani örneklerle gidelim, biraz daha doğru anlaşılsın, daha iyi anlaşılsın. Ve sizi hiç beklemediğiniz bir şekilde tersledi ve reddetti. Şimdi şunu yapıyorsunuz, yani bütün insanlar ya aynı şeyi yaparsa bana, ya işte bir başkasına da gidip aynı şeyi yaparsam, o bana aynı şekilde davranırsa diye bu defa adım atmaktan korkuyorsunuz. İhtiyacınız varken gidip bir başka birinden yardım istemiyorsunuz. Bunu biz o kişinin şahsına münhasır tutamıyoruz, genelliyoruz. Çünkü zihnimiz genelleme yapmayı çok seviyor. Şimdi hep mesela örnekler verilir, nerelisin sorarlar. Birkaç zaman işte böyle bir konuştuktan sonra tanışma amacı. Şuralıyım, ya oralılar şöyle falan. Niye? Çünkü geçmişte bir deneyim var. Hı-hı. Olumsuz bir şeyse eğer siz onu o şehirli insanların hepsine yayıyorsunuz. Peki bu adaletli bir yaklaşım mı? Hı-hı. Ama biz bunu böyle yapıyoruz maalesef. İkincisi, işte bu korkunun genellemesiyle biz aslında o düşünceyi bir kaygıya dönüştürüyoruz, kaygıyı korkuya dönüştürüyoruz ve sonra kurgulamaya başlıyoruz. Benim hep eğitimlerimde de birçok programda da anlattığım bir hikaye vardır. İzniniz olursa onu anlatayım, çok tabii da severim ki, onu. Bir de bizim tepkilerimizin nasıl sonuç verdiğiyle ilgili, aslında düşüncelerden dolayı onunla ilgili bir hikaye anlatayım. İkisinin bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir adam, bunu artık ezberledi insanlar, o kadar çok anlatıyorum ki. Bir adam şehirler arası yolculuk yaparken yolda lastik patlıyor ve dağ başı gibi bir yerde incin top oynuyor tabiri caizse. İniyor arabadan, yanında yedek lastik var fakat lastiği değiştirecek klikosu yok.
düşünüyor, taşınıyor, ne yapayım, ne edeyim diye. Biraz bekliyor, gelen giden olmuyor. Hava kararmaya başlıyor. Daha çok tedirgin olmaya başlıyor. Düşünceler çünkü devreye giriyor. Boş bırakmıyoruz. Yani onu hiç bizim zihnimiz bu düşünceleri kesinlikle boş bırakmıyor. Biz önceliği ne yapıyoruz? Olumsuz düşüncelere veriyoruz. İleride hava kararmaya başlayınca artık ışıklar yanmaya başlıyor. Çevrede ileride bir yerlerde bir ışık görüyor. Oraya doğru ilerlemeye başlıyor. Biri olabilir belki orada, bana yardımcı olabilir diye ve başlıyor düşünmeye. Şimdi oraya gidersem, yaşlı ve huysuz biriyle karşılaşırsam, kurgunun nasıl olduğunu anlatıyor işte. Biz hep böyle yapıyoruz çünkü. Ona desem ki işte yolda kaldım, lastiğim patladı, krikon varsa bana ödünç verir misin? O bana dese ki sen uzun yola çıkıyorsun, niye tedbir almıyorsun? Ben ona desem ki sana ne? O bana, ben ona, biz laf dalaşına girişsek, biz orada kavgaya tutuşsak. Ben sinirlensem, o sinirle adama bir tane çarpsam, adam başını yere çarpsa, başını çarpsa ve ölse yere düştükten sonra ben ne yapacağım? Geliyor kapıya, tık 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 çalıyor kapıyı. Kapı açılıyor içeriden. Senin de krikonun da Allah belasını versin diyor ve o kadar yolu geri dönüp gidiyor. Bu hikaye hepimize tanıdık geliyor, emin olun. Akşam mesela eşinize diyelim ki bir şey söyleyeceksiniz. Bizim hanımlarımız da çok yapıyor bunu. Başlıyor sabah işte düşünmeye, akşam gelsin şöyle söyleyeyim, nasıl söyleyeyim. Böylece gün içerisinde bu söyleme şekli de değişiyor. Düşünceler sürekli oluştuğu için aynı konuda. Ondan sonra akşama doğru eşinin gelme saatine doğru, ya söyleyeceğim de ne olacak, en iyisi söylemeyeyim, sustum. Bakın orada biriktim. Birikti. Atılması o. Atılması gereken, söylenmesi atılmıyor. Gereken. Çünkü onun öyle olup olmayacağını siz ifade etmeden bilemezsiniz ki. Siz o yapacağınız şeye, istediğiniz şeye veya söylemek istediğiniz şeye olumlu cevap verip vermeyeceğini söylemeden nasıl anlayacaksınız? Bu defa kişiler beklentiye girmeye başlıyor. Ben söylemeden o anlasın. Tabii beni anlasın. Yani ben suratım asık benim. Benim eşim beni anlasın. O benim eşim anlamak zorunda. Böyle bir şey yok. Kimse müneccim değildir. Yani siz söylemezseniz eğer, siz ifade etmezseniz, bu ifadeden kasıt da aklınıza her gelen şeyi, her istediğiniz şekilde söylemek ağzına demek değil. Ağzına gelen her şeyi boloslama, değil. Doğru iletişim. Değil. Doğru ve iletişim aslında bizim bugün en zorlandığımız alanlardan birisidir. İletişim çok ince çizgileri olan bir alandır ve bunun için çok zordur. Bunun kelimelerle, işte niyetle, dediğim gibi düşüncelerle ve dolayısıyla bize yaşatacağı duygu ve eylemle çok ilintisi var. Bu defa tabii beklentiyi de doğru anlamak gerekiyor. Hı hı. Beklentileriniz ihtiyacınız mı yoksa sizin istediğiniz şey mi ayrımına da gitmek gerekiyor. Tepkilerinizi kontrollü vermeden önce. Hı hı. Bunun bu anlamda ayrıştırması da çok çok iyi. Şimdi televizyonda biliyorsunuz birçok program yayınlanıyor. Orada iyiye yöneltme adına veya birçok sosyal medya hesaplarında da var bunlar. Bir şeyleri iyi yapmaya çalışırken farkında olmadan zarar da veriyor ama en azından bir farkındalık kazanırsa insanlar bence bunların da farkında olmuş olur. Şimdi ben mesela sosyal medya hesaplarımda bakıyorum. Takibi alanlar oluyor. Tabii benim takip ettiklerim oluyor. Hı hı. Şimdi orada sadece diyelim ki çocuklarıyla ilgilenen bir anne profili var. Sadece çocuklarıyla. Yani zannediyorsunuz ki bu kadın başka hiçbir şey yapmıyor. İki tane, üç tane, kaç tane çocuğu varsa ona göre hayatını bırakmış, her şeyini sadece onlara adamış kendisine, hı hı. Onlarla ilgileniyor. Bir taraftan bakıyorsun sadece işiyle, mesleğiyle ilgili işte paylaşım yapanlar var. İşte bir kitabı varsa, çalışması varsa bunu tanıtıyor sadece. Bu güzel bir şey. Bunu farklı anlamda söylemiyorum ben. Ben bunu güzel algılıyorum, güzel görüyorum. Ama farklı algılanabilir tarafları var. Kişilerin farkındalık oluşturması bu anlamda çok çok önemli. Bir taraftan bakıyorsunuz çocuklarına sürekli pasta börek pişiren bir anne profili var. Şimdi biz kadın olduğumuz için bundan örnek veriyorum. Bir erkeği anlamamız gerçekten çok ki zor. Ki erkeklerde bu kadar geniş skala olmuyor. Yani, bildiğimiz erkek tipi iş ev oluyor yani. Tabii onlar daha düz mantık yaşıyor. Hı hı. Daha sıradan. Biz daha çok detaya girdiğimiz için belki bu kadar sorunu yaşıyoruz. Ondan sonra bir işte, araya girebilir tabii, miyim? Tabii tabii. Gerçekten son zamanlarda gördüğüm yok artık dediğim bir şey. Çocuk arabasını salon içine sokmuş bir hanımefendi. Bir de şimdi çocuğa nazar değmesin diye bir gülen surat olayı var ya. Evet. Şimdi çocuğu göstermek istemiyorsan fotoğrafı niye paylaşıyorsun? Veya ailenin her bireyine bir böyle emoji koyuluyor. Böyle hani baskül ailesi falan vardı bir zamanla. Böyle anlamsız surat görmüyorsunuz, bedenler var sadece. Durmadı da diyor çocuk diyor. Onu diyor susturmaya çalışıyorum. Salonun içerisinde çocuk arabasında geziyor. Ne yapayım? Hani bu paylaşımın gereksizliğine takılıyorum ben. Ne gereği var? Yani çocukla parka gidersiniz, bir etkinlik yaparsınız, boyama yaparsınız ama bu zaten sosyal medya paylaşımları bambaşka bir konu olması lazım ki. Şöyle bir araya gireyim dedim. Kendi öz eleştirim. Komik geliyor. Onu da söyleyeyim. Buyurun. İşte beklenti oluşunca siz aslında ihtiyacınız mı, gerçekten o olmasını istediğiniz şey mi, beklentiniz mi bu durum, ona giriyor aslında. Hı hı. Şimdi bunu şunun için söyledim.
Bunu gören bir erkek bu defa demeye başlıyor ki ya işte bak işte kadın yapıyor. 3 tane çocuğuna da kendi bakıyor. Hı hı. Ya da işte sürekli her gün bir şeyler pişiriyor. Bu defa eşte beklenti oluşmaya başlıyor. Siz bir şeyleri kıyaslarken başka hayatlara göre değil, başka yaşamlara ya da başka şeylere göre değil, kendinize göre aslında bir kıyaslama yapmanız gerekiyor. Çünkü görmediğiniz o kadar çok alan var ki bu da bizim düşünce dünyamızı etkiliyor. Çünkü dış etmenlerden bir tanesi bu ve bizim dış dünyamız işte zihni oluşabilecek bu düşüncelerden bir tanesini oluşuyor. Ve bu defa çok ciddi derecede kişinin yetersizlik duygusu, değersizlik duygusu hissetmesine ve sonrasında işte eşim beni beğenmiyor, eşim beni sevmiyor durumlarına kadar gidebiliyor bu durum. Reklama gitmemiz tabii, lazım. Tabii. Bugün böyle bir Nisa Nur'la açtık. Reklam şöyle hafif gecikti ama toparlayacağız artık. Gelen mesajlar da var. Onlara da bakacağım. Reklama bir gidelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Neyi konuşuyoruz? Düşünüyoruz. Kırıyoruz. Sonra bu bir anda öfke patlamasına mı? Kendi kendimize tavşan daha küsmüş, daha haberi olmamış kıvamında bir köşeye geçip küsüyoruz. Bunun nesi var diyoruz sonra toplumda. Aman onu arada gelirler. Niye kendi kendine kurdu ve küstü? Kimsenin haberi yok mesela, değil mi? Öyleleri de var. Düşünüp bu hayatımıza nasıl geçiş yapıyor bunu konuşuyoruz. Reklamdan sonra konuşmaya da devam edeceğiz efendim. Reklama gidiyoruz şimdi. Efendim, ikinci bölümle sizlerle birlikteyiz. Düşüncelerimizin hayatımıza etkisini konuşacağız ama 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı değerlendiriyoruz. Böyle hani anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz falan. Bu bağlamda da konuklarımız var, misafirlerimiz var, çocuklarımız var. Aslında kamera önüne çıkan sadece Nisan'dır. Ama kamera ardında bugün daha neşeliyiz. Böyle hani konuğumuzun Miraç diye bir evladı var. O reklam arasına geldi, bizi şenlendirdi. Nisanur heyecanla bekliyor. Mikrofonu tekrar takıldı. Nisanur ne yapacak bize şimdi ikinci bölümde? İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını en güzel şekliyle okuyacak bize. Tabii ki ezberden. Nisanur'u bir dinleyelim. Sonrasında da kendisinin gününü bir kez daha kutlayıp onu artık programdan uğurlamış olacağız. Ama bir bakın. Hak vereceksiniz bana, ne kadar güzel okuyacak. İlkokul 2'ye gidiyor Nisanur ama şu ifade şekli, jestler, mimikler gerçekten iyi ki böyle pırıl pırıl çocuklarımız var dedirtecek bir sahne olacak. Nisanur hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi miydi İyiyim. Birinci Siz bölüm? Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Hadi bir başla bakalım. Senin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını dinleyeceğiz. Tamam. İstiklal Marşı, korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim. Milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çevreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. San olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremisel gibiyim, benimi çiner aşarım, yırtırım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar, medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma, sakın. Siperet gövdeni
dursun bu hayasız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün, altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda etmesin. Tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa der belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Sen muhteşem bir şeysin ya, harikasın. Nasıl ezberledin bunları? Gel benim yanıma şimdi, gel. Nasıl ezberledin? Zor olmadı mı 10 kıtayı birden ezberlemek? Zor olmadı. Evet. İstiklal Marşı'nı okurken güzel şov yapıyorsun da konuşmaya gelince ses içe kaçıyor bir. Nasıl oluyor? Sahne başka bir şey mi diyorsun? Evet yani. Peki, teşekkür ediyoruz sana. Bugün bize böyle hem duygusal hem neşe kattığın için. Başka zaman yine gelirsin, olur mu? Olur. Var mı söyleyeceğim bir şey? Öğretmeni seni izliyormuş. Reklam arasında anne söyledi. Kim bilir daha kimler izliyor şimdi seni Nisanur? Değil arkadaşlarım mi? Arkadaşların izliyor. Şu kameradayız. Buradayız. Hadi bir el salla. Seni uğurlamış olalım. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ne demek? Hadi bakalım, görüşürüz. Görüşürüz. Evet, haydi devam ediyoruz. Ne güzel coşkulandık. Ne güzel. İçimiz kıpır kıpır oldu. Dedim ya hak vereceksiniz diye. Gerçekten Nisanur gibi. Hani o onlardan bir tanesinin örneği ama Şule Hanım da bana muhtemelen hak verecektir. O ifadeler sadece ezberlemek, ki yaş olarak ezberlemesi de hani benim için harikulade bir aşama, ama jestlerle, mimiklerle nasıl yaşatıyor değil mi? O milli ruhu bize. Gerçekten keşke böyle evlatlarımızın ardı arkası kesilmese, hepsi böyle pırıl pırıl nesiller olsa diye de umut ediyoruz. Vaktimiz az kaldı. Bugün böyle işte harmanlamaya çalışıyoruz, toparlamaya çalışıyoruz. Hemen döndük. Kuruyoruz, 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 sonra bir anda da nereden çıktı bu deyip bir an patlayabiliyoruz dedik. Bir hikayemiz daha var diyordunuz. Ben onu merak ediyorum. Hı. Unutmuş olmayalım. Bir hikaye daha dinleyeceğiz sizden zannedersem. O nedir? Bu kurgulamanın oluşturmuş olduğu o işte yoğun negatif duygu patlamayı aslında tepki olarak ortaya koyuyor. Yani genellikle bu şekilde sonuç buluyor. Belki birçok izleyicimiz biliyordur. Bu hikayeyi de ben çok seviyorum. Bu da bu gibi durumlarda aslında neler yapılacağını böyle küçük küçük noktalarını, adımlarını veriyor gibi bana geldiği için hayatımda hep böyle başlarda tutmuş olduğum, ilk sıralarda tutmuş olduğum hikayelerden birisidir. Birçok izleyicimiz belki biliyor olabilir ama tekrar hatırlamış olalım böylelikle. Havuç, yumurta ve kahve hikayesi.
aşçı bir babanın hayatındaki her şeyden şikayet eden bir kızıyla ilgili bir hikaye bu. Hı hı. Elinde olmayanlara odaklı, olanlarla mutlu değil. Yaşadıklarıyla ilgili sürekli negatif düşünüyor. Çevresindeki insanlar onu devamlı üzüyor vesaire gibi şikayetlerle bir gün babasına bu taleple gelirken aşçı baba 3 tencere içerisine suyla doldurup ocak üzerine koyuyor ve bunları kaynatmaya bırakıyor. İlk kaynayan tencereye bir tane yumurta bırakıyor. İkinci tencereye birkaç parça havuç bırakıyor. Üçüncü tencereye birkaç kaşık kahve bırakıyor. Ve tabii bu arada kaynamaya devam ediyor. Etrafa çeşitli kokular, envai kokular yayılmaya başlıyor. Ve bu kokular birbirine karışmaya başlıyor. Ve daha sonra ocağı kapatıyor baba. Yumurtayı çıkarıyor. Yumurta biliyoruz sıvı ve akışkan bir madde ama kaynadıkça katılaşıyor, sertleşiyor. Havuç sert bir etkiyken, bir maddeyken hı hı. kaynadıkça yumuşuyor. Kahve kaynadıkça o suyla kahve olma arasında gidip gelirken aslında bizim bu bocaladığımız döneme de ben çok benzetiyorum. Özleşerek, bütünleşerek aslında kahve olmaktan çıkıp, kendi olmaktan çıkıp bütüne yayılıyor. Baba diyor ki, insanlar böyledir. Yaşadıklarına vermiş olduğu tepkilerle ya yumurta gibi katılaşır, ya havuç gibi yumuşar kaynadıkça yaşadıkları onu yumuşatır veya kahve gibi suyla bütünleşerek, bulunduğu ortamla bütünleşerek özleşir, bütünleşir ve kendi olmaktan çıkar. Aslında mutlu olurken mutluluğun kendisi haline gelir belki de. Şimdi hı hı. ben bu hikayeden şunu anlıyorum. Hepimiz yaşadıklarımızla aslında önce yumurta olmayı tercih ediyoruz. Çünkü biz önce yaşadığımız olumsuzluklara bir tepki veriyoruz. Daha sonra düşüne düşüne yavaş yavaş bu kabullenme aşamasına geçiliyor ama her insan önce yumurta oluyor aslında yaşamının başlangıcında. Belki hayatımızı öncesi sonrası diye ayırmak gerekirken 3 bölüme ayırabiliriz. Yumurta olmak, havuç olmak ve kahve olmak diyorum ben buna. Her insan bu yoldan geçiyor ve sonra bir bakıyoruz bu bize zarar veriyor. Bu çevremizdeki insanlara zarar veriyor ve yumuşamamız gerektiğini düşünüp o yumuşaklığa doğru geçiş yapmaya başlıyoruz. Fakat bu da yetmiyor. Bu da bizi mutlu etmiyor. Ve en sonunda kendini tanımış, ben olmayı, birey olmayı başarabilmiş. Çünkü ben olamadan biz gerçekten olunamıyor. Hı hı. Onu başarabilmiş, kendiyle tanışmış, bu yolculuğunda en yakın arkadaşı kendi olmuş. Ki bu yalnızlık değildir ya da asosyallik kesinlikle değildir bana göre. Bunu başarabilmiş olan insanlar artık sağlam bir benken o benlikten çıkıp biz olma yolculuğuna doğru gidiyor ve kahve oluyor. Biz yaşadıklarımızla büyük tepkiler verirken veya ne yapmamız gerektiğiyle ilgili bir bocalama dönemi geçirirken bu hikayeyi aklımıza getirelim. Ben hatırlamaya çalışıyorum. Bazen hatırlamadım tabii ki oluyor. Bazen hepimizin büyük tepkili oluyor. Fakat eninde sonunda siz o noktaya gelebiliyor musunuz? Bence önemli olan budur. Yumurta mıyız, havuç muyuz, kahve miyiz ya da hangisi olmak istiyoruz? Hangisi doğru? Kahve burada olmak diyorum kahve ben. Kahve olmak mı doğru? Kahve olmak diyorum ben. Yani orada hem siz varsınız hem bütün var. Hmm. Diğerinde bence tekillik var. Çünkü katılaşmak ve sertleşmek insanın başkasından çok kendine zarar verir. Çevrenizde bir şey olmaz. İnsanlar sizinle irtibatınızı keser bu doğrultuda. Görüşmemeyi tercih eder ama siz yine kendinize o katılıkla sertlikle, bu katılıkla sertlikle kastımız nedir? Esnek olmamaktır. İşte affedememektir. Unutamamaktır. Aslında bakmış olduğunuz zaman sağlıklı bir zihin unutabilmiş olan bir zihindir. Unutabilen bir zihindir. Bu bizim için verilmiş çok büyük bir nimet aslında. Ve dediğim gibi biz aslında Rabbimizin bizim yaratmış olduğu şeklindeki olmuş olduğumuz o halinin tam tersini yapmaya çalıştığımız için hayatımızda pürüzler ortaya çıkmaya başlıyor. Ben kahve olma taraftarıyım. Burada kendinizden vazgeçmiyorsunuz. Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifi var ya, kendiniz için istediğinizi başkası için de isteyin de. Bakın kendiniz için istemeyin demiyor. Orada siz de varsınız. Fedakarlık kendinizi yok sayarak bir şeyler yapmanız demek değildir. Özveri ve fedakarlık da karıştırılıyor. Biz düşünce, duygu ve eylemle ilgili hayatımıza yaşadığımız o pürüz ya da işte tökezlemelerde, inişlerde, çıkışlarda aslında karıştırdığımız kavramların da çok büyük etkisini yaşıyoruz. Fedakarlıkla özveri gibi, tahammülle sabır gibi birçok kavram aslında karıştırılıyor birbiriyle alakalı değil. Ama kahve olduğunuz zaman hem siz mutlu olursunuz hem etrafınıza bence mutluluk kaynağı olursunuz.
diye düşünüyorum. Bu da benim hayatımda çok önemli olan bir, güzel bir yeri olan bir hikayedir. Onu da paylaşayım istedim. Eğer biz tepki aşamasındaysak bu hikayeyi hatırlayalım. Çünkü Elizabeth Kubler-Ross'un bir tespiti var. Kendisi İsviçreli bir psikiyatırdır. 25 yıl boyunca ölümcül hastalığa yakalanmış hastalarla yapmış olduğu çalışmalarda onların 5 aşamadan geçtiğini gözlemliyor. İşte ilk önce bu ölümcül hastalığı öğrendiğinde tepki veriyor. Sonrasında kabuğuna çekiliyor, kimseyle görüşmemeye, asosyalleşmeye başlıyor insanlar. Sonrasında pazarlık devresine giriyor. Şöyle olsa şu olur mu, böyle olsa bu olur mu ve en son aşama olarak kabulleniliyor. Aslında biz en son yapacağımız olan davranış yansımasını başında göstersek bir problem var. Evet, bunu kabullenmek, yok saymak demek değil aslında. O problemi kabul edip onunla ilgili çözüm yolları bulmaktır. Bunu siz yapamıyorsanız yapabileceğini düşündüğünüz birine gitmenizdir aslında. Bir başkasından akıl almak da olabilir ama gerçekten bunu yapabilecek kişiye gitmek gerekiyor. Çünkü birçok insan dertleşme adına birçok kişiyle konuşuyor ve maalesef ters de tepebiliyor bu. Farklı sonuçlara da sebep olabiliyor. Eğer çözüm istiyorsanız çok çok önemli. Siz ben derdimi anlatayım, rahatlayayım diyorsanız herkese anlatabilirsiniz. Komşunuza da anlatabilirsiniz, arkadaşınıza da anlatabilirsiniz. Komşu rahatlıyor mu? Bizim kafamız. Aslında, bize mi öyle geliyor? Yani oh ya içimi döktüm bir rahatladım. Bu aslında kendimizi kandırmamız mı yoksa gerçekten kafa bir rahatlama oluyor mu? Bence olmuyor, daha çoğalıyor. Çünkü biz neyi anlatıyorsa onu çoğaltıyoruz hayatımızda. Olumlular için aynı şeyi yapın. O söz konusudur. Ama olumsuz şeyleri anlatmaya tercih ettiğiniz zaman aslında çoğaltıyorsunuz. Olumsuzu farkında konuşuyoruz olmadan. Tabii ki. Şöyle de enerjisini şöyle şöyle. Enerjisini çoğaltıyorsunuz ve size bu olumsuz olarak peki orada niye hoşumuza gidiyor? Olumsuzu konuşurken. Yani bunun günümüzdeki adı dedikodu. Veya gıybet. Veya işte evdeki işte kayınvalidenin problemini, eşinin problemini anneyle, komşuyla, kız kardeşle, birisiyle konuş. Hep o onu dedi de, bu bunu dedi de, ben şöyle dedim de, ben böyle yaptım da, bu yoğunlaşıyor. Laf öğütülüyor böyle arkadan. Hani bir buğday tanesi, iki buğday tanesi böyle una doğru dönüşüyor gibi değirmenden sürekli laf çıkıyor. Ama bu ister istemez bir hoşa gidiyor. Niye oluyor bize, hoşnutluk niye veriyor? Kimseye anlatamadığımızı başka bir yerde anlatıyor olmak mı böyle oh be falan hissediyoruz? Aslında şu da var, eğer gerçekten tabii çözüm isteyen kişi bunu gidip doğru kişiye anlatıyor. Kendisine yardımcı olabileceği kişiye. Fakat diyelim ki eşine anlatıyor. Bir insan düşünün, kadın ya da erkek fark etmiyor. Bir erkeğin eşi kendini anlamayabilir, bir kadının kocası da anlamayabilir. Şimdi bunu denedi olmadı. Eşinde göremediğini çocuğunun yapmasını istiyor bazen. Anneler bu hatayı da yapabiliyor ve gelin kayınvalide problemleri emin olun buradan çıkıyor. İlk sebebi bence bu. Eşinde yaşayamadığını çocuğuyla yaşamak istediği için kişi bu defa gelin de var arada. O da bir hayat, o da bir birey ve çatışmalar başlıyor ve bir orta yol bulunamadığı ve uyumlu bir şekilde ilerleme çözümüne de ulaşılamadığı için çatışmalar başlıyor ki bence kuşak çatışması da bundan kaynaklanıyor. Çocuğunuzla uyumlu olarak da ilerlediğiniz zaman hiçbir sıkıntı yaşamazsınız, emin olun. Çünkü güncellenme diye bir şey var. Benim dönemimle o dönem çok farklı ya da işte benim düşüncemle o dönem çok farklı. Bizim zamanımızda bunlar yoktu. Diye büyükler hep böyle savunuyor yani. O çocuk değil. Çünkü sürekli yenileniyor. Bizim zamanımızda olmayan şey, onların zamanında olan şey şu anda bir süre sonra o dönemde olmayacak. Bir sonraki dönemde olacak falan. Ya bu konuşularak çok çözülebilecek bir şey değil. İlk baştaki sebebi bu. İnsanlar anlaşılmak istiyor. Önce bunu sözle dile getiriyorlar. Ama eğer yanlış bir davranış, yanlış bir tutum ya da yanlış ifadeler seçtiği zaman bu defa karşıdaki insan bu kişiye kapısını kapattığı için her önüne gelene sıkıntısını anlatıyor, durumuna düşüyor ve bu bir süre sonra belki hoşuna da gitmeye başlıyor. Ama bu gidişatın farkında olup ki farkındalık çok çok önemli. Yani insanların hayatında farkındalık oluşturarak evet bir şey yapamayabiliriz. Ama bir şeylerin başlangıcı için o durumun mevcut olan durumla ilgili bir problem var, bir sorun var, bir sıkıntı var diye farkında olman çok çok önemlidir. Ve farkındalık eğer o sorumluluğu alabilecek kişi ise kişiye zaten sorumluluk getirir ve dolayısıyla çözüm yoluna gitmiş olur. Bu bana göre kimisi bundan kaynaklanıyor. Kimisi de var anlatmıyor. Kimisi de var biriktiriyor. Hiç paylaşmıyor. Yani bir sıkıntısı var belli. Bazen anlıyorsunuz bazen anlayamadığımız da oluyor ama hiç anlatmayıp her şeyi kendi içinde yaşayan var. Düşünceler zaten hani herkes de eşit sayıda bir düşünce sürekli aklımızdan geçiyor ama kimisi bir şeyler anlatıyor döküyor belki. Hani döküyor dökmüyor o ayrı konu. Bir, en azından enerjisini boşaltıyor mu diyelim. Ama bazısı da içeride bütün
iç sesiyle, düşüncesiyle birlikte her şey içeride. Hı-hı. Kapalı bir dünya. Bu tarz kişilerin durumu daha zor değil mi Şule Hanım? Bu bir süre sonra tabii ciddi reaksiyon gösteriyor ve bedende hastalık olarak vuku buluyor. Şimdi birçok hastalıkla ilgili tabii araştırmalar var. Mesela ağrılar için yapılan çalışmalar var, sindirim rahatsızlıkları için falan var. Birkaç tane örnek vereyim. İşte bel ağrılarının maddi kaygıyla alakalı olduğu, işte el ağrılarının iletişim problemi yaşayan insanlarla ilgili olduğu, omuz ağrılarının anlaşılamamakla ilgili olduğu, bu sindirim rahatsızlıkları, sindirim yolu hastalıklarının yaşanan olayları hazmedememek, dolayısıyla affedememekle ilgili olduğu, kalp hastalıklarının öfke, çok ciddi derecede öfke, yani bununla bağlantılı olarak sevgisizlik, beyni affedememekle alakalı olduğu aslında bugün bilimsel olarak da tespit edilmiş durumda. Ben çok böyle akademik tabii ifadeler kullanmayı çok tercih etmiyorum. Çünkü sonuçta burası bir eğitim alanı değil ama şimdi bizim zihnimiz ikna edilmek istiyor. Kalbimiz o ikna edildiğine inanmak istiyor. İkisi bir arada yürüdüğü zaman bize faydası oluyor. Daha anlaşılır ifadeler kullanmaya çalışıyorum. Bu insanlarda böyle sonuç verebiliyor. Şimdi hiçbir problem olmadığını da düşünebilir veya onu içinde hallediyorsa kişi zaten hastalık olarak bunun sonucunu yaşamamış da oluyor. Ama eğer böyle bir şey varsa o hastalıkları bir dinlemek gerekiyor. Onların o kişilere söyleyeceği mutlaka bir şey var, hatta birçok şey var. O hastalıkla ilintili olarak yaşadıkları şey bu. Bugün işte herhangi bir hastalığıyla ilgili doktora gidip de ya bu psikolojik bunun problemi, herhangi bir şey yok, bir hastalığı yok denen insanların işte yaşamış oldukları şey bu. Düşünceleri ve duygularıyla ilgili yaşamış oldukları her neyse o durum eylem olarak eğer diyelim ki bunu tepki yoluyla ya da olumsuz bir şekilde yansıtmıyorsa karşıdaki insana o içte biriktirme bu defa bedende bir şeyler oluşturmaya başlıyor ve bu hastalık olarak ortaya çıkıyor. Yani o duruma da gelinmesi doğru değil. Eğer anlayan insanlar bile yoksa sizi emin olun. Yani dünyanın sonu değildir bu. Yazarak siz, anlatın. Kağıda dökün. Birçok yöntemi var. Yani bugün eğitimler var. Bakın nefes çalışmaları var. Olumlamalar var. Bunlar düşünceleri ilk etapta başlangıç için ben tavsiye ettiğim şeyler. Sizin biraz böyle sakinleşmenizi sağlıyor. O öfke duygusu, o patlama isteği bunlar yatışmış oluyor. Her gün sabah kalktığınızda şunu söylediğinizi düşünün. Her gün yapıyorsunuz bunu. İşte ne güzel bir gün. Bana Yaradan'ın bahşetmiş olduğu bu güzel günü sevgiyle kucaklıyorum. Bu güzel günü en iyi şekilde değerlendireceğime inanıyorum. Kendime güveniyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Olumlu taraflarımı görüyorum. Ama bizde öyle olmuyor. Of, pazartesi diyerek başlıyoruz mesela. Böyle başladığınızı bir düşünün. Böyle akşamda böyle zaten yattığını da düşünün. Yarınki günü Allah sevgiyle kucaklıyorum. Falan. Bakın şeyi yaşamakla alakalı değil aslında. Olaylar sizin yani yaşam şartınızın psikolojinizle çok alakası yok. Psikolojinizin yaşam şartıyla alakası var. Ben hep bunu düşünüyorum. Çok diyelim ki maddi bir sıkıntı içerisinde yaşıyorsunuz. Bu olumlamalar size o kadar rahatlatıyor ki ve siz olaylara bakış açınızı değiştirmeye başlıyorsunuz. Bizim işte yeniden çerçeveleme dediğimiz mesela bir teknik aslında olumlama, onlara örneklerden bir tane verebilirim. Çok diyelim ki kişi kelimelerle oynadığınız zaman da işte bir şekilde olumlama yapıyorsunuz aslında bir açıdan. Çok diyelim ki problemli bir dönem yaşıyor kişi, çok sıkıntılı, ne yapacağını bilemiyor. Çaresi çünkü zihin eğer baskı altındaysa olumsuz anlamda zaten çözüm üretemiyorsunuz. Yani birçok insanda bu böyledir. Belki sayı olarak çok nadirdir, çok böyle çaresiz kaldığında çözüm üretebilen insanlar da var ama biz genellikle bunu yapamıyoruz. Yani bizim zihnimiz işin içine çıkamıyorum dediğimiz an o an mı? Hani hiçbir şey yapamıyorum, odaklanamıyorum. Gözünüzün önündekini göremiyorsunuz. Yani bir çözüm varsa, elinizin önünde bir fırsat varsa, bir avantaj varsa bunu bile göremiyorsunuz veya reddediyorsunuz o düşünceyle çünkü. Ama söyleyeceğimi unuttum. O kadar çok şeyi söylemek istiyorum ki. Çare bulamıyor. O anki duruma çözüm bulamıyor demişim. Şuna bakın. Bir şekilde bir olumlama bu. Kalktınız sabah. Gene işte başladım güne. İşte şudur budur çaresi, maddi sıkıntı var, ne yapacağım falan. Zorluklar üstüme geliyor. Ki genelde bu ifade yapılır. Her gün sabah kalktığında böyle bir durumu yaşayan kişi şunu yapsın. Zorluklar üstüme geliyor kelimesini, cümlesini kullanmaktan ziyade bunu çevirsin, şöyle yapsın. Zorluklar üstüme gelirken ben de onlara doğru gidiyorum. Ne oldu? Bir anda darmadağın oldu aslında. Bunu her gün yaptığınızı düşünün. Bu bir kere değil, üç kere değil, beş kere değil. Bizim bilinçaltı programlama süremiz 21 gündür. En az bunları 21 gün uygulamak gerekiyor.
Bu 21 gün mutlaka %100 böyle olacak diye değil. Ama en az 21 gün bu kapının açılması için bir süreçtir. Ben bunun 40 gün olduğunu gördüğüm insanlarda oldu. 60 gün olduğunu gördüğüm insanlarda oldu. Ama 21 gün en azından, ki değişime direnen insanlardan bahsederiz ya, onlar için bile aslında çok gerekli ve yeterli bir süreçtir. Hazreti Ali'nin bir sözü vardır. Bir şeyle ilgili alışkanlık kazanmak istediğiniz zaman ona 21 gün devam edin der. Bizim bilinçaltı programımız zaten öyle ha diye oluşmuyor ki, bir günde oluşmuyor ki. Bize söylenenleri, bizim algıladıklarımızı, bizim hissettiklerimizi biz biriktiriyoruz, biriktiriyoruz ve yıllar sonra onunla ilgili biz bir olay yaşıyoruz ya da o doğrultuda bir tepki veriyoruz. Tepkimesi yıllar sonra olabilir. Bilinçaltı programının değiştirme süreci çok kısa ve basit değildir aslında. Ama siz kararlı ve tutarlı olursanız ve bunları uygulamaya devam ederseniz çözümsüz değildir. Zordur ama imkansız değildir diye bir laf vardır ya, ben o sözü çok da severim. Budur yani. Hiçbir şey çözümsüz değil. İçimizdeki konuşan kişi düşüncenin sesi mi? İç ses diyoruz ya, ama biri var mırıl 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 içimizde, biri konuşuyor sürekli. Ya bizimle konuşuyor ya kendi kendine sürekli, bir bakıyorsunuz onu dinlemeye başlamışsınız. Böyle içeride akşam da şunu yap, şunu pastayı da hazır et, bilmem ne yap, şöyle yap. İşe giderken de şunu şöyle yap falan. Hani bir şey ya, sana sürekli emirler veriyor. Bir şeyler yapıyor ama içeride. Düşüncelerin konuşma hali mi o? Tabii iç sesimiz aslında, biz hem kendimizle konuşuyoruz hem problem yaşadığımız insanla içimizden konuşuyoruz, kendi sesimizle. Aslında şöyle düşününce Şule Hanım, ne kadar yoruluyormuşuz. Çok yorucu, kesinlikle çok yorucu. Beyinde sürekli bir düşünce, sürekli akışı devam ediyor. İç ses sürekli konuşuyor. İçeridekiler zaten bir durmuyor. Hani bir dinamiklik içeride zaten sizi böyle sürekli bir nasıl diyeyim, sarsıyor sürekli. Şöyle yap, böyle yap, bunu da düşün. Bunu da atlama, şunu da aklında tut, bunu yapmayı sakın, şöyle yapma, bu kişiye şöyle davran vesaire. Bir de dış dünya var, bir reel dünya var. Gitmeniz, yapmanız, yerine getirmeniz, görev ve sorumluluklarınız var. Aslında bu programın sonunda ben şunu anladım. Ne kadar içten dolayı, yani içten başlıyor, içimizden başlayan bir yorgunluk ne kadar fazlaymış üzerimizde. Bizi yıpratıyormuş, yani onu fark ettim ben. İç sesim bir taraftan konuşuyor, düşünceler bir taraftan bana sürekli emirler yağdırmaya çalışıyor veya beni kurgulamaya çalışıyor kişiye göre. Şule Hanım geldiği zaman işte ona şöyle davran, ilk kez karşılaşacaksın, güler yüzlü ol, tebessümlü ol vesaire vesaire. Bu sadece bugünkü işte bir saatlik program için bana kurguladıkları. Günün içerisinde ne hayat telaşı var ki, neler neler. Bunu biraz sakinleştirme yolu var mı? Bir dur ya, bir sakin, bana bu kadar hükmetme. İş sesin bir sus, tamam, bir dur diyebilme yolu var mı? Tabii var. Çok küçük aslında, herkesin yapabileceği birkaç uygulanabilir teknik söyleyelim. Şimdi birincisi, bilinçaltı programı değiştikçe önceliği buna vermeyi ben uygun buluyorum, doğru buluyorum. Bilinçaltı programınız değiştikçe düşünceleriniz de o yönde değişmeye ve o çok böyle hani birbiriyle iç içe olan düşünceler biraz daha böyle değişmeye ve esnemeye başlıyor. Bu da kişiyi rahatlatıyor zihinsel anlamda. Onun için kendi kendinize şunları söylemeniz gerekiyor. Şimdi mesela bu iç sesin içerisinde eleştiri de var. Kendinizi de eleştirebilirsiniz. Dış etmenlerin de sizi eleştirmesi olabilir. Ve aslında iç ses genellikle olumsuz konuşma sebebi budur. Eleştirilere de kulağı kapatabilmek gerekiyor. İç motivasyon, dış motivasyon dediğimiz bir olgu da vardır, bir etmen de vardır. Dış motivasyon da sizin işte dış etmenlerle oluşturdu. Bizim içimiz ayrı bir dünya ya. Ben onu anladım yani. Ama şu var, önce içeriden başlayacaksınız. Yani inşaya, öyle söyleyeyim. Şimdi binanın temelinden başlıyorsunuz. Üst kattan aşağı doğru iniliyor mu? Hayır. Hayır. Ya da o binayı o şekilde yapmaya çalışırken ne kadar süre ayakta tutabilirsiniz? Bunun için kişilerin özellikle dediğim gibi, yani kendi zaaflarını tespit etmesi, eksikliklerinin farkına varması ve bunlarla ilgili mutlaka çalışmalar yapması. Eğitimlere gidebilirler. Bunlarla ilgili CD programları var. Olumlamaların çok büyük etkileri oluyor. Emin olun. Mesela Peygamber Efendimiz'in yine yapmış olduğu bir davranışıdır bize öğreti olarak gelen yüzyıllar ötesinden. Her sabah kalktığında Peygamber Efendimiz aynaya bakarken Allah'ım yüzümü güzel yarattığın gibi ahlakımı da güzelleştir ifadesini buluyor. Kalkar kalkmaz bunu söylüyor. Olumsuz bir şey yok. Bu bir olumlamadır aslında. Evden çıkarken mutlaka, çünkü birçoğumuz çalışıyoruz artık. Öğrenci de olabilir bizi izleyen, dinleyen izleyicilerimiz. Her gün evden çıkarken o saatte, çünkü zaten geç yatılıyor her evde biliyorsunuz. Ama o erken saatlerde kalkmak gerçekten çok büyük eziyet olabilir. İşte insan yataktan kalkabilecek güce, enerjiyi, o fitilecek ateşi arıyor ya.
aynaya baktığınız zaman, ben bunu hep tavsiye de ediyorum, çok da paylaştım hesaplarımda da, aynada kendinize gülümseyin. Gülümseyerek başlayın. Günaydın. Bugün nasılsın? Bugün çok güzel geçecek. Yani şey değil, delirmiyorsunuz. Aslında kendi kendinizle konuşmak delilik demek değil. Kendi kendinizle konuşmak hayatınızın bir parçası olması gereken bir davranış. Bunu sesli mi yapacağız? Tabii sesli, sesli. Yani bir İçimden dilerler değil size. Yani. İçimden ne haber, ne var, ne yok falan demeyeceğim aynaya. Onu da yapabilirsiniz. Yani kalabalık bir ortamdaysanız ve size farklı tepkilerin geleceğini eğer düşünüyorsanız orada içinizden ama kendi odamdaysan sesli söyleyeyim. Aynaya bakarken giyindiniz, kuşandınız, çıkıyorsunuz. Son bir aynaya baktınız. Günaydın, günün güzel geçsin. İşte ben çok iyiyim, sen nasılsın falan gibi. Bunlar bu zamanla ne işe değişiyor. Bu sizin daha rahat olmanızı sağlıyor. Bir, kendinize güvenmenizi sağlıyor. Zihinsel olarak gerçekten o beyninizdeki o ağırlığın, o yükün azalmasını sağlıyor. Daha pozitif olmanızı sağlıyor. Bununla ilgili de mesela bir hikaye anlatayım. Şimdi aklıma geldi. NLP'de evrensel yasalar var. İşte etki tepki yasası, çekim yasası, kelebek etkisi yasası gibi birçok yasa var. Kelebek etkisi aslında bir döngü oluşma süreci. Şimdi siz diyelim ki bir başladınız. Sabah güne nasıl başladıysanız o gün öyle gidiyor. Sabah kalktınız diyelim 5 dakika biriyle tartıştınız. Onu bütün gün zihninizde taşıyorsunuz ve kalan 23 saat 55 dakikanızın da o şekilde gitmesine sebep oluyorsunuz. İşte bu kelebek etkisi dediğimiz döngü. Başlangıçtaki eğer o döngüyü değiştirirseniz farklı yönde gitmeye başlıyor. Bir şey oluyor kelebek etkisi yasasında, bir şey oluyor ve o bir şey bir başka şeyin sebebi olmasına sebep ola gidiyor ve bu düzeneyi oluşturuyor. Şimdi bu hikaye de buna örnek olduğu için söyleyeyim. Hani nasıl günümüzü etkileyecek dediğimiz için. Bir adam parkta böyle asık suratla oturuyor. Bir kız çocuğu yanından geçerken adama gülümsüyor. Adam kendini çok iyi hissediyor. Bana gülümsedi biri, bana biri değer verdi diye. Ve o zamana kadar kendisine bir iyiliği dokunmuş dostuna ciddi anlamda hakkını vererek teşekkür edemediğini düşünüyor. Ve ona bir çiçek, bir demet çiçek ve onun yanına da güzel dileklerde bulunduğu bir notu iliştirip dostuna gönderiyor. Dostu çok memnun oluyor bu durumdan. Bakın hep iyilik iyiliğe sebep oluyor işte. Çok memnun oluyor bu durumdan. Kendini çok çok iyi hissediyor. Her gün öğlen yemek yemeye gittiği lokantadaki garson kıza yüklü bir bahşiş bırakıyor. Garson kız bu bahşişten o kadar mutlu oluyor ki ilk defa bu kadar bahşiş aldığını düşünüyor. Ve eve giderken yol kenarında her gün oturan yaşlı ve fakir adamın şapkasına onun bir kısmını bırakıyor. Adam bu durumdan çok memnun oluyor. Ve eve giderken karnını bir güzel doyuruyor ve havada soğuk, yolda üşümekte ve titremekte olan bir köpeği kucağına alıp ıslık tutarak evinin yolunu tutuyor. Evi bodrum katında ve tek odalı bir ev. Oraya köpeği götürüyor, köpeğin karnını doyuruyor. Köpek sıcak bir ortamda havlıyor, koşuşturuyor, o ortamın tadını çıkarıyor. Gece apartmanda bir yangın başlıyor. Herkes derin uykuda ve bunu sadece köpek hissediyor. Köpek çok güçlü bir şekilde havlayarak önce yanında kalmış olduğu o sahibini sonra da bütün apartman halkını uyandırarak onları ölümden kurtarıyor. Bunun başlangıcına döndüğünüz zaman nedir? Küçük bir tebessüm. Bizim hayatımızda da aslında böyle oluyor. Şimdi bu şu demek değil tabii, siz olumlu düşünüyorsunuz diye her şey olumlu olacak diye bir şey yok. Ama olumlu düşünme yeteneğinizi, ki bu yetenektir, yetenekten kastım da şu, bu öğrenilebilir bir şeydir. Bu bize doğuştan verilmiş olan bir şey değil. Biz her şeyi yaşayarak öğreniyoruz. Çünkü biz yaşamadığımız yaşın acemisiyiz. Biz bundan önceki yaşadığımız yaşların tecrübesine sahibiz ve her yaşadığımız gün, her yaşadığımız yıl aslında bize bir şey öğretiyor. Bakmış olduğumuz zaman küçük bir tebessüm bu kadar şeye sebep oluyor. Siz olumlu düşündünüz diye her şey olumlu gitmiyor. Tekrarlıyorum. Çünkü bana şunu söylüyor insanlar. Yani ya bu işe yaramıyor, olmuyor falan. Hayır. Düşünceden önce niyetiniz de önemli dediğim gibi. Yani siz oraya iyi niyetle değil, doğru niyetle, güzel niyetle, olumlu niyetle başlamanız da çok çok önemli. Ama olumlu düşünceyi korumanın şöyle bir avantajı var. Yeri geldiğinde çok küçük bir tökezlemeyle yıkılmamış olursunuz. Çünkü insanlar hayatta her şeyi yaşayacak. Biz imtihan yaşayacak olan kullarız. Dünyaya geliş amacımız zaten bu. Yani hiçbir şekilde olumsuz bir şey yaşamayacaksınız gibi bir şey söylemek gerçekçi de değil zaten. Onun için özellikle bunları vurguluyorum. Ama dibe vurduğunu da hissedebilir insan. Bunu da yaşayabilir. Çok normal. O dipten hiç çıkamayacağını düşündüğü zamanlar da olabilir. Ama bu süreci nasıl atlatabilirsiniz? Olumlu düşünerek. Olumlu düşünerek, dolayısıyla olumlu duygulara sahip olarak
ve bunların neticesinde olumlu davranışlar sergileyerek. Bir de asık suratlarınızı bir kenara bırakın diyor musunuz? Hani tebessümle başlayan bir örnek verdiniz ya. Suratların asmayı bir kenara bırakın der misiniz? Bir yaşam koçu olarak. Onu demiyorum. Demeyi de doğru bulmuyorum. Çünkü o biraz böyle eleştiri gibi. Yani olumlu bir şeye de sebep olmak isteseniz. Çünkü eleştiri hangi konumda olursa olsun hiçbir insanın hoşuna gitmez. Ben hiç dayanamam ama asık suratlı insana. Bir insan niye suratını asar? Hani üzülmek farklıdır ama sebepsiz yere şöyle durmak... nasıl diyeyim ya? Sürekli kötü şeyler düşünen kişinin yüz ifadesi bana göre. Sürekli böyle hani iyiyi düşünmüyor da kötüyü besliyor herhalde ki şöyle duruyor. Yanına bile yaklaşamıyorsunuz. Yüzü kararmış, bozarmış. Tebessüm varken, güzel enerji vermek varken niye insanoğlu şöyle bir duruşla etrafına kötü enerji verir ki? O bir tercih değil aslında bence. Aslında iç dünyasıyla konuşuyor o andaki kişi. Ve öyle insanlara bakın. İşte suratı asık, gerçekten anlayabilirsiniz çok rahatlıkla. Omuzlar çöküktür o insanlarda. Şöyle kesinlikle dik oturmazlar. Yolda yürürken sürekli yere bakarlar. Çünkü kafada bir şeyler var. O anda onunla mücadele ediyor. Siz eğer niye suratın asık dediğinizde hani canım dedim canın çıktı olayına dönüşmüş oluyor. Onun size karşı bir şey olmadığını düşünün öncelikle. Yani bu hepimize bir tavsiye olmuş olsun. O bunu benim şahsıma yapmıyor. Onun bir problemi var. Eğer onun o kişiyle bir ortamdaysanız, bir sürede o ortamda bulunmak durumundaysanız, bunu o ortamı siz kendi davranışlarınızla, kendi anlattıklarınızla, o kişiye kendi yansıttıklarınızla değiştirebilirsiniz. Çünkü bir insanın, bir pozitif insanın, çekim yasasında biz bunları anlatıyoruz. Çekim yasası eğitimleri de veriyorum ben aynı zamanda. Bir pozitif insanın enerjisi 90 bin negatif insanın enerjisini dengeleyecek güce sahiptir. İşte ben. Siz o enerjiyi emin olun kilometrelerce yayabiliyor muyum? Yayıyorsunuz. Ay iyi kesinlikle, sevindim şu an ya. Kesinlikle yayıyorsunuz. Ve dikkat edin, sizin hayatınızdaki insanlar genellikle sizin gibidir büyük ihtimalle. Çünkü çekim yasasında biz neyi düşünürsek, neyi istersek pozitif olanları mı çekiyorum ben? Tabii pozitif güleç insanlar. Tabii pozitif insanları çeker. Bu tek tükte tabii dediğim gibi hani böyle düşünüyorsunuz diye tamamen böyle olacak bir şey yok. Ama insanlık aileyi bozmasın. Yüzde olarak bu mesela değer açısından çok daha fazladır. Çekim yasasında biz hep şunları anlatırız. İşte ne isterseniz o oluyor hayatınıza falan ama bunu da bazen ya işte olmuyor, ne yapıyorsam olmuyor falan değil. Siz ne isterseniz o değilsiniz aslında. Siz düşündüğünüz şeysiniz. O yüzden düşünceler bu kadar önemli. Ben neyi düşünüyorsam o muyum? Tabii, tabii. Ne düşünüyorum ki Mevlana ben? Mevlana der ki şimdi Mevlana diyarındayken, Mevlana'dan da aklıma bir söz gelmişken onu da söyleyeyim. Mevlana der ki sen düşünceden ibaretsin. Geriye kalan et ve kemiksin. Gül düşünür, gülistanlık olursun. Diken düşünür, dikenlik olursun. Aslında bize bir tercih bu. Biz gülistanlık olmayı tercih ediyorsak ona göre davranırız. Ve bu çok diyelim ki kırılma noktası çok güç olan insanlar vardır. Onlara bile bir süre sonra etki edebilen bir davranış şeklidir. Bitirmemiz siz lazım. Siz yansıtıyorsunuz. Aslında sizi dinlemek o kadar güzel ki yani ben şu an programcı kimliğimi tamamen bir kenara bırakıp böyle sizin seminerinizdeymişim, sizin konferansınızdaymışım gibi sanki notlar da alarak dinlemek istiyorum ama bana ayrılan bir süre var, süreyi aştım. Bayağı ciddi manada aştım. Başka zamanlarda yine program yapmak isterim. Eğer hani bu sıkıntıyı size vermeyeceksek, gelme imkanınız olursa Ankara'dan sizi sürekli olarak ağırlamak isterim. Kapımıza sonsuza kadar açıktır. İyi ki böyle bugün 23 Nisan'a denk geldik. Nisanur'u biraz gönülledik, onunla neşelendik falan ama daha sakin, daha böyle tamamen konuya adapte olabileceğimiz programları yapmak istiyorum tabii açıkçası. Bunu da yayında söylemiş olayım. Son bir şey, ne söyleyelim? Düşüncelerimizin hayatımıza etkisi. Şu kameraya bakarak bir tavsiyede bulunmanızı size ne söylersiniz? Düşüncelerle ilgili aslında çok şey var ama yine bunu hayatımıza mihenk taşı haline getirelim. Mahatma Gandhi'nin o sözünü tekrarlayalım mı Rümeysa Hanım? Düşüncelerinize dikkat edin, duygularınıza dönüşür. Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınıza dönüşür. Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınıza dönüşür. Alışkanlıklarınıza dikkat edin, değerlerinize dönüşür. Değerlerinize dikkat edin, karakterinize dönüşür. Karakterinize dikkat edin. Çok çok önemli.
kaderinize dönüşür diye bitirelim o zaman. Nereden başlıyor, nereye kadar geliyor, kadere kadar gelebiliyor değil mi? Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, size gün boyu iyi eğlenceler diliyorum. İşte Konya'yı gezmeyi düşünüyorsunuz. Evet. Umarım keyifli dakikalar geçirirsiniz diye düşünüyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler tekrardan. Ben teşekkür ediyorum. Haftanın ilk günü böyle yoğun bir tempoyla başladık. Dinlemek benim çok hoşuma gitti. Tam da sevdiğim konular. İnşallah da keyifli olmuştur. Yarın Osman Uzunkaya ile birlikte olacağız. Şiir kitabı var kendisinin ve onun şiirlerini dinleyeceğiz. Şiir üzerine konuşacağız. Böylece de haftayı sürdürmeye devam edeceğiz inşallah. Yarın görüşünceye dek efendim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.